işim var burada. Telefonumu açmadın. Yan. Yapma bunu. Gitmemi mi istiyorsun? Bir kez olsun söyle ne olur. Hiç mi özlemedin beni? Ben seni özleyerek hayatta kaldım. Ne işin var burada? Telefonumu açmadın, mecbur kaldım. Al. Bu ne? İmzaladığın rapor. Artık sende olduğuna göre Emir'in tuzağı boşa çıkacak. Ya senin aldığını öğrenirse? Sen beni boş ver. Emir'den kendini koruması gereken sensin. Var. Hem sen hapse girersen benim canımı kim yakar? Buna gerek yok. Tek yol bu değil. Başka türlü halledeceğim. Emin misin? Eminim. Sen de başını belaya sokma. Bunu aldığın yere koy. Gelmen de doğru değil. Kemal, biz yanlış bir şey yapmıyoruz. Emir'den kendini koruyabilecek misin?
Tehlike geçti. Emir Kozcuoğlu tehlikesini bertaraf ettik. Sevindim. Ama sen yine de Emir'e dikkat et. Onun duracağından asla emin olamayız. Ne çok endişelendin benim için. Tehlikeyi benim endişem sayesinde atlattın. Hatırlatırım. Tamam, senin sayende ama biz de boş durmadık. Seni bir uyaran olmasaydı gayet de boş duracaktın ama. Ne yapmaya çalışıyorsun? Yani küçücük bir teşekkür etmek bu kadar zor mu? Teşekkür ederim. Oldu mu? Oldu sayılır. Ben artık güvendeyim. Peki ya sen? İyi olabilecek misin? Ben her zamanki gibi olacağım. Merak etme. Ama şu an önemli olan Emir artık senin canını yakamayacak. Boşuna araştırıp durma. Bulacağım bir şey yok. Sana rağmen bulacağım. Yürüyelim mi biraz? Ya Nihan, gerçekten aklım almıyor ya. Ne yapmaya çalışıyorsun sen? Seninle iki dakika hayatı durdurmaya çalışıyorum Kemal. Bana ne kadar kızgın olursan ol, seni her gördüğümde şuramda bir delik açılıyor. Nefes aldığını hissediyorum. Seni anlamıyorum. Haklısın. Nereye? Yürümeyecek miydik? Baban gelirse? Toplantısı uzadı herhalde. Yola çıktığında ara. Hadi. Daha yürüyecek misin? Bilmiyorum. Oyun oynayalım mı? Ben kaçayım, sen kovala. Şimdi olduğu gibi yani. Ya da saklansan beni bulabilir misin? Bulmamı istemiyorsun ki. Sanki istesen bulursun. Hadi. Nihan. Of. Böyle giyinmek seni inanılmaz ciddi biri yaptı. Böyle çatık kaşlı, ciddi, aksi. Yıllar geçtikçe sen de olgunlaşacağına çocuklaşıyorsun. Ben olduğum gibi biriyim bir kere. Maskesiz. He, ben maskeliyim yani. İyi de ben öyle bir şey demedim ki. Ben anlayacağımı anladım. Ya acaba ben ne dedim de sen ne anladın Kemal? Hiç gerek yok. Uzatma. Ha, yani ben mi uzatıyorum? Sana da artık hiç şaka yapılmıyor. Bekle. İstemez, gelme. Ya bekle bak, orman şimdi tenha. Daha fazla uzaklaşma. Ne yani? Kaybolsam merak mı edeceksin?
Ben varken kaybolmazsın. Sen kendini iyi kaptırdın bu jönlük işine. Ondan söylemiyorum. Bulamazsın. Bulurum. E hadi bul o zaman. Sen gerçekten çocuksun ya. E iddiaya girmedik mi? Hayır, girmedik. Kaybetmekten mi korkuyorsun? Sen ciddi misin? Nesine? Kaybeden sinemaya götürecek. İddialaştık. Kapa gözlerini. Kapa. Bilsem de söylemem diyorsun ya. Nihan, susturarak beni durduramayacağın belli. Adam sizinle de uğraşıyor, görmüyor musun? Hem belki bana söylemediği şeyi o da biliyor olabilir. Kemal, lütfen bu işin peşini bırak. Kimse zarar görsün istemiyorum. Ne demek şimdi bu? Nihan, ne demek şimdi bu? Niye konuşmuyorsun? Neden korkuyorsun o adamdan? Babam gözlerini açtığında söylediği ilk şey kaza değildi oldu. Tunç Karanlı kim bilmiyorum. İlk kez senden duydum. Evet, Emir'i tehdit eden biri var. Varmış yani. Belki senin çiftlikte gördüğün kişidir. Belki de babama çarpan kişi. Of, bilmiyorum Kemal, kafam o kadar çok karışık ki. Bak, bildiğim tek bir şey var. Tehlikeli işler peşindesin Kemal. Ne olur geçmişi araştırma. Bu işin peşini bırak. Sadece babanı düşünüyor olman gerekmiyor mu canım? Tabii ki babamı düşünüyorum Yasemin. Asu'yu düşünmüyorum. Asu'ya deliriyorum. Neden Nihan? Kemal'in annesiyle kahve içip fal kapatamadığın için mi? Yapma Allah aşkına ya. Hayır. O yüzden değil. Beni kahve içecek kadar bile tanıyamadılar biliyor musun? Kemal'i üzen zengin kız olarak bildiler. Başka türlü de görmeyecekler zaten. Annesi bana hiç gülmeyecek. Hiç anlatmayacak, hiç dinlemeyecek beni. Biz Kemal'le normal insanlar gibi olmadık. Olamayacağız da.
Ama Asu... Asu'nun bir şansı oldu. Benim hiç olmadı Yasemin. Nihan'cığım bak, ben şimdi duvara gidiyorum. İşimizin başında duracağım. Sen de babanın yanında dur. Tamam mı? Başka bir şey düşünmek de yok. Nihan, sana diyorum, başka bir şey düşünmek ve yapmak yok, tamam mı? Acımasızmış. İçimde koca bir çığlık kalmış. Yeter mi dersin ömrümüz bu aşkı unutmaya? Sen seninle ne yapsak sonu böyle olacak. Hayır, hayır. Bu sefer gerçekten film için ağladım. İyi, tamam diyeceğim ama... o da olmayacak. Bazen ne düşünüyorum biliyor musun? Acaba biz seninle lanetlendik mi? Her lanet bir gün biter. Masallarda o. Nereden biliyorsun? Bilmiyorum.
Ama ikimize bakınca başka bir son hayal edemiyorum. Daha filmin sonunu görmedik. Belki sürpriz bir finali vardır. Başlayacaksın yine. Neye? Sormaya. Korkuyorsun. Korkuyorum. Korkma. Sen bana uzak dur dedikçe ben kalbimin aklıma söylediklerini yapıyorum. Sen de yap. Bana paketi verir misin? Soğuk algınlığı olan herkes kullanır. Ya, eminim. Ama o benim için geçerli değil. Orası net. Çünkü ketumsun. Aa, başladık yine. Seni çözene kadar Nihan. O zamana kadar bekle. Ama eğer ki kalbimin söylediği doğruysa, ikimizle ilgili küçücük bir umut varsa, Kemal. O zaman beni sen de tutamazsın. Eğer ki sen beni unutmadıysan, ben seni hiç unutmadım. Hani hayatı 2 saat durduracaktık? Durdurmadık. Durdurduk. Ama film bitti. Başka sorulara, başka senaryolara gerek yok. Teşekkür ederim. Film çok güzeldi.